Hepinize merhaba. Ben Ceyda'ydım. Bu dönem Otropol topluluğunun eğitim sürecinde elektronik eğitimini size ben veriyor olacağım. Herhangi bir sorunuz olduğunda, anlamadığınız, merak ettiğiniz, yardım almak istediğiniz bir nokta olduğunda bana bu mail adresinden mail atabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bu videoda temel kavramlarla başlayacağız. Öncelikle elektriğin tanımıyla başlayacağım yani. Şöyle elektrik yüklerinin akışından kaynaklanan enerji açığa çıkaran fiziksel olaylar dizisi yazmışım buraya. Ama öncelikle anlatmak istediğim şey şu. Elektrik yükleri. Yük gerçekten nedir? Bunu biliyor muyuz? Atom altı parçacıkların temel ve korunan bir fiziksel özelliğidir yük. Yani bir parçacık var olduğunda biz onu kafamıza göre gruplandırmışız. Davranışına göre. Hani bazıları öyle, bazıları böyle davranıyormuş. Ve biz işte bir kısmına artı, bir kısmına eksi demişiz bunların. Veya yüksüz demişiz. Yük dediğimiz şey aslında bu. Kuvvetlerine, hareketlerine göre ve temel parçacıklara yüklenen bir özellik aslında. Ortama göre elektriğin hangi parçacıkların, hangi yüklerin hareketinden meydana geldiği değişir. Sürekli eksiler akarak elektriği oluşturmaz yani. Mesela iyonize tüplerde biliyorsunuz ki artı yüklerde hareket edebiliyor. İkinci olarak elektronin tanımını yapmak istiyorum. Elektronla alakalı her şeyi inceleyen bilim dalına diyoruz aslında elektronik. Gayet basitçe. Elektrik akımı önemli bir kavram. Elektrik akımı şöyle ki yük taşıyan parçacıkların hareketi akışı diye biz bunu tanımlıyoruz. Güzelce anlamak için aslında elektriksel devrelere, deneylere güzelce bakmak ve bu akımı iyice özümsemek gerekiyor. Bunu da elektriğe yeterince vakit ayırarak ancak yapabileceğimizi ben düşünüyorum. Ve akım bu arada İ ile gösteriliyor, hepimizin bildiği üzere zaten. Gerilimin tanımıyla devam ediyorum. Gerilim nedir? Gerilimi biz aslında elektronları akmaya zorlayan güç diye tanımlıyoruz. Nicelik farkı diye tanımlıyoruz. Daha çok onu gerilim farkı diye ayrıyetten farkı ilave ederek ifade ediyoruz ama bu da çok sık rastlanan bir söylem yani. Ama gerilim gerçekten ne yani? Peki bu bir kuvvet mi? Ne? Hani gerilim diyoruz çünkü hani hiçbir şekilde ifade etmiyoruz. Bilinen bir ifade olduğu için. Bunun bir formülü var burada gördüğünüz üzere. Kuvvete ve yüke bağlı. Oradaki yük miktarı ve elektrostatik kuvvetin oluşturduğu normal hani şey örneğini hepimiz görmüşüzdür daha önceden. İşte basınç ve su akışı. Orada basınç gibi aynı bu elektrostatik kuvvet ve yük miktarından kaynaklanarak elektronların itilmesine sebep olan çünkü bakın elektromotor kuvvetle gerilim de nedir? Aynı şey değildir. O yüzden sadece bir kuvvet diyemeyiz buna. Yüke de bağlı. Bu şekilde yeni bir nicelik türetilmiş. Ve o da gerilim. V ile gösteriliyor. Yani V burada voltaj için. Evet. Artık akım türlerine geçiyorum. Akım türlerinden bizim bildiğimiz temel örneklerini hep çözdüğümüz aslında DC. DC nedir? Direct current yani doğru akım. Elektrik yükleri tek yönde sabit olarak akıyor bu akım türünde. Pil, akü, her türlü pil, batarya doğru akımı depoluyor veya bize doğru akım sağlıyor. Dinamonun içinde aslında alternatif akım üreten bir devre var. Sonradan bu ne oluyor? İşte doğrultma devresi var içinde doğru akıma dönüştürülüyor. Burada da alternatif akımın nasıl oluştuğunu anlatacağım. Alternatif akım sürekli yönü ve genliği değişen periyodik olarak değişen akım türü. Nasıl elde ediyoruz alternatif akım? Bu şekilde dönen sistemlerde biliyorsunuz ki manyetik alan içinde değişen akı
Yani o tel çerçevenin içinden geçerek değişen akı indüksiyon akımı oluşturuyor. Bu indüksiyon akımı ne yapıyor? Alternatif akımı oluşturuyor. Gösterimi de AC, yani alternating current veya alternative current. Peki neden AC ve DC'yi ayrı ayrı kullanıyoruz, kullanmak zorunda kalıyoruz? Hangisi daha avantajlı? Hani bu Edison, Tesla falan filan olayı nedir? Birazcık da bundan bahsedeyim istedim. Şöyle, alternatif akımın ayrı avantajları var. Doğru akımın ayrı avantajları var. Alternatif akımı biz seyir elektriğinde kullanıyoruz. Prizlerimizden aldığımız elektriğimiz alternatif akım aslında. Bunun sebebi de şöyle. Alternatif akımın voltajı ve biliyorsunuz ki V eşittir I çarpı R. Yani akım çarpı direnç ne yapıyor? Bize gerilimi veriyor. Biz bu gerilimi akımı değiştirerek, çünkü dönen bir sistem kuruyorsunuz. Akısını değiştirebilirsiniz. İşte ne bileyim, başka bir şeyini kolayca değiştirebilirsiniz sonuçta. Bunu da işte transistörler yapıyor. Bu şekilde biz şehir elektriğini enerji kaybetmemek için voltajıyla akımıyla oynayarak aktarıyoruz. Enerjiden kaybetmemiş oluruz bu şekilde. Ama cihazlarımızın içindeki transistörler, bu arada az önce yanlış söyledim galiba, transformatör diyecektim. Cihazlarımızın içindeki transistörler doğru akımla çalışmak zorunda arkadaşlar. Ondan dolayı da, doğru akımla çalışmak zorunda olduğundan dolayı biz ne kullanıyoruz? Adaptörler. Adaptörlerin içindeki transformatörler ne yapıyor? AC'yi DC'ye çeviriyor. Ve bu şekilde AC'yi DC'ye çevirdiği zaman biz cihazlarımızı bozmadan kullanabiliyor oluyoruz. Ama adaptörü olmayan prize taktığımız cihazlar, dikkat edin, onlar şeyle çalışır. AC ile de çalışabilen cihazlardır. AC neyle üretilir? Bu arada ondan da bahsedeceğim. Güneş pilleri de bu arada direct current üretiyorlar. AC üreten şeylerden örnek verelim birazcık. Rüzgar türbinleri, hidroelektrik santraller, termik santraller. Yani dönen bir sistem olan içindeki şeyler genelde AC ile çalışıyor arkadaşlar. Ya da mesela dinamo da dönerek üretiyor aslında, ama içinde doğrultmaç devresi var. Bu şekilde. Biraz da dirençten bahsedeceğim. Direnç şu şekilde. Direnç, akımın geçmesini zorlaştıran parça diyoruz aslında, devrede kullandığımız komponent diyoruz. Şu şekilde akımın geçmesini zorlaştırarak iki ucu arasında bir gerilim farkı oluşturuyor dirençler. Ve kullanmamız bizim için çok önemli. Cihazlarımızın sağlığı için, devreleri güzelce kurabilmemiz, bazı ayarlamalar yapabilmemiz için direnç gerçekten en önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi de elektriksel enerjiden bahsedeceğim. Bu arada bu kavramlar evet temel kavramlar, ama elektriğin en önemli, yani temel diyoruz sonuçta, temelini oluşturan kavramlar. Yani bunların hakkında daha uzun uzun bir şey anlatabiliriz, bilgi verebiliriz, mantık açıklayabiliriz. Ama şu anda biz temel elektronik eğitimi almamız gerektiği için ve müfredatımızda daha öğrenmemiz gereken çok şey olduğu için bunları kısaca anlatarak geçiyorum şu anda. Elektriksel enerji. Yani araya da bazı ek kaynaklar, videolar ekleyeceğim slaytların arasına. Onları izlemenizi de rica edeceğim. Daha çok araştırıp daha çok da öğrenebilirsiniz, çeşitlendirebilirsiniz bilginizi. Elektriksel enerji. Elektrik enerjisi nedir? Elektriksel potansiyel enerjiden yeniden türetilen bir enerjidir. Isı olarak açığa çıkabilir, ışık olarak açığa çıkabilir. Ve kinetik enerji olarak açığa çıkabilir. Hareket enerjisi. Yani bu şekilde elektrik devresi tarafından çekilmesi önemli. Sonuç olarak biz aslında bir kinetik potansiyel enerji, değil mi? İki tane enerji biliyoruz sadece. Mekanik enerji oluşturan iki şey bunlar aslında. Isıyı oluşturan şey de mesela kinetik enerji. Aynı şekilde ışığı oluşturan şey de maddenin içindeki yapıdan kaynaklanan, emin olmamakla beraber muhtemelen kinetik enerjiden kaynaklanan, atom atma kinetik enerjisinden kaynaklanan bir olgu. Yani bunların hepsi aslında kinetik ve potansiyel enerjiden geliyor. Elektriksel enerji ne o zaman? Dediğim gibi elektriksel enerjinin önemli olan kısım, elektrik devresi tarafından çekiliyorsa
ve oradan yeni bir forma türüyorsa biz buna ne diyoruz? Elektrik enerjisi diyoruz. Elektriksel güç de birim zamanda bir cihazın sağlayabildiği bize elektrik enerjisidir. Yani bir cihazın veya bir devrenin sağlamayı da geçtim. Hani harcadığı da. Yani birim zamana düşen elektrik enerjisine elektriksel güç diyoruz. Kilovatla gösteriliyor veya wattla. Mesela faturalarımızda kilovat cinsinden yazılıdır. Ama asıl temel birimi watt. Enerji de joule'la veya kilovat saatle gösterilir. Bu şekilde.